Değerli izleyenler, İşin Komik Tarafı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Alper'cim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk abi de tuhaflık var sende. Niye böyle oldu? Ya şimdi geçen bölüm sponsorluydu ya, ben sponsorun parasına güvenerek bayağı yüklü bir alışveriş yaptım. Ödeme de gecikince şu an altın da çıplak. Yani donumuza kadar aldılar. Nasıl şaka? Ha? Nasıl? Bunlar hep hazırlık, bunlar hep prodüksiyon Alper. Arkadaşlar, İşin Komik Tarafı'nın bu bölümünde Alper'le şunu tartıştık. Birkaç gündür de bölüm atamıyoruz, kusura bakmayın. En son bölümümüz sponsorluydu ve sponsorlu bölümümüzde normalde 100 civarı yorum alan programımız 450 yorum aldı. Biz de yorumlar üzerine konuşalım istedik. Çünkü demek ki 350 kişi var sponsor olmadan yorum atmıyor. O yüzden bu haftaki bölümde yorum atanlara iğne iplik hediye edelim dedim Alper'imiz. Sponsorumuz refleks iğne. Evde ne fazlaysa ona hediye ediyorlar. Tavuk göğsü ama şeysiz, tavuksuz. Tatlı var, yarım porsiyon, onu gönderiyor. Ve tavuk göğsünün arkasından az kalmış su hediye ediyoruz. Markasız. Bitti mi? Bitmedi. Tıraş losyonu. hepsi yarım yarım bütün hediyeli. Paslı bir makas. Bir izleyicimiz demiş ki, al alkolü, al alkolü. O kadar şakayı ben de yaparım. Yani tabii. Bizim yaptığımız işi tamamen alkolden olduğunu düşünüyor. Tabii biz zaten tekel bayileri niye onda kapanıyor? YouTube yayınları erkenden yapılsın diye. Çünkü bugün benim diyen komedyen sarhoş olmadan sahneye çıkmaz. En güzel yorum bence bu abi. Ben buna hastasıyım bu yorumun. Şaka yapmak için konu açmak yerine açtığınız konuyu konuşurken şaka yapın abi. Lütfen. Böyle önceden sen bana bunu de ben sana bunu de gibi oluyor demiş. Ya arkadaş. Ya şimdi şöyle bir şey var. Diyelim verkaç yapıldı, gol atıldı. Tamam mı maçta? Peki taraftar şunu diyor mu? Bu ne ya? Hazırlanılmış goller atmak yerine doğal akışında gol atsanız daha iyi olmaz mı? Sayın Messi, Sayın Benzema, Sayın Ronaldo falan diyor. Acaba DM'den yazan var mıdır? Şaka yapacağım diye başlayan iş zaten kimseyi güldürmez, tamam mı, bence. Şimdi mesela şöyle program olmaz. Arkadaşlar merhaba, şakalarımız birazdan başlıyor. Böyle bir program olamaz. Ya fıkra anlatanlar da yapıyor ya o teknik hatayı. Abi bak sana bir şey anlatacağım çok komik falan dersen zaten beklentiyi çok yükselttiğin için zaten düşük oluyor. Ama bu bizim şu anki durumumuzla alakalı bir durum değil. Yani komik mi abi, sana ona bak. Sana ne, akışına mı geliyor, kurgulamış mı yapmışız? Niye takıldın sen buna o kadar? Gülüyor musun, gülmüyor musun, ona bak yani. Benim anneannem şey derdi. Cem, efendim anneanne, bir şey anlatayım da gül. Diye böyle direktif veriyor önceden. Hani, abi gülemiyorum o zaman. Şimdi ya bir de şöyle bir şey var Alper. Şimdi komik olmak, yakışıklı olmak gibi bir şey değil, tamam mı? Mesela diyelim ben seni tanımayan bir arkadaş grubuma seni çağırdım. Seni çağırmadan önce de arkadaşlarıma Alper diye biri gelecek abi. Çok komik. Ya var ya, yerlerde yatarsın gülmekten. Abi adamın her hareketi komik ya. Çok komik, çok komik desem. Sen geldiğinde kimseye güldüremezsin. Mümkün değil. Çünkü senden çok üst düzey performans beklerler. Ama hiçbir şey demesem Alper diye biri gelecek. Pek de komik değil yani, bugüne kadar hiç espri yaptığımda görmedim falan desem müthiş bir aşağı çekerim eşiği, ne desen gülerler. Bu böyle psikoloji bence. Şimdi bir de mesela dedin ya biraz daha yakışıklılık komik olmak gibi değil diye, hani şimdi yakışıklılık, güzellik de kısmen komiklik kadar olmasa da yine göreceli bir şey ya. Tabii. Ama herkes tarafından bilinen bir şey var abi. Mesela Monica Bellucci güzel bir kadın, tamam mı yani, veya Kıvanç Tatlıtuğ yakışıklı bir erkek ya. Yani yakışıklı yani, hani bunu... Ama bunu bile beğenmeyen çıkıyor ya oturduğu yerden. Evet. Monica Bellucci yok be abi. Benim tarzım değil. Ya şey diyor, ben... Yanına gelse konuşamazsın ya. Şey ya sesin çıkmaz, sesin kısılır ya. Ben zayıf seviyorum abi falan diyor. Oğlum tamam da burada sana Monica Bellucci'den bir haber getirmedik ki, bir mesaj getirmedik ki yani. Burada yani sen zayıf seviyor olabilirsin. Allah dünyada Allah. Monica Bellucci'yi seviyor. İşte mesela o mu bu mucular var ya, sorular soruyorlar işte. Monica Bellucci mi, Catherine Zeta-Jones mu falan. Yani sürekli böyle birileriyle sanki hani ikisinden birini seçersem olacakmış gibi soru soruyor. Diğeri de tarafsız olduğunu söyleyerek hani fikrine saygı duydurtmaya çalışıyor ya. Bak ben Pamela Anderson'cu olarak söylüyorum. Bence Monica Bellucci. Bir de, ben Pamela Anderson'cıyım ama bak. Bir de şöyle var mesela. Abi Monica Bellucci mi, Catherine Zeta-Jones mu diye soruyorsun ya böyle. Kate Upton abi. Şıklarda olmayanı söyle yani. O başka dünyalarda. Ne o ne o. Ben bir tane tanırım abi.
sen Catherine Zeta-Jones'la tanıştırsak sen kabul etmeyecek. Kıymetli izleyenler, şak diye araya girdik ama size hediyemiz var. Bu bölüm sponsorumuz Be Tires Home ve sponsorlarımızdan biz rica ediyoruz izleyicilerimize hediye versinler diye. Bu bölümde ev tekstil ürünleri yapan Be Tires Home'dan, yorumlarınızın arkasına Be Tires Home yazanlardan 3 kişiye YouTube'da, Instagram'dan Be Tires Home'u takip edip son postun altına yorum atan da 7 kişiye bu gördüğünüz ürünlerden 7 tane hediye edeceğiz. Biz kendimizce aklımıza ne gelirse ondan göndereceğiz. Ha, bu arada biz de yorum atıyoruz bazen Alper'le. Onu da beğenirseniz, çünkü biz direkt bize vermiyorlar. Bize de yorumlardan şansınızı artık diyorlar. Yani bakalım. Teşekkür ederiz Be Tires Home'a. Bu bölüm sponsorumuz kendileri. Dediğim gibi YouTube'daki yorumlar, Instagram'da Be Tires Home'u takip edip son postun altına yorum atanlar. DM'de atabilirsiniz ama yorum daha iyi olur. Gene kazanmış olacak. Kazananlardan biri olacak. Bu arada bir önceki bölümümüzdeki 3 YouTube izleyicimizin ikisine ulaşılamamış. Onları hemen buraya yazıyoruz. Alper Fikret Ustagül. Hayri İşçiler. Hep akrabalarına dağıtmışlar böyle. Bir önceki bölümde Yunus Çöteli ve Ahmet Altıntaş YouTube yorumlarından hediye kazananlar. Onlara ulaşamamış Ivan Otura sosyal medya ekibi. Lütfen Yunus Çöteli ve Ahmet Altıntaş Ivan Otura organik Instagram hesabından dönüş yapsınlar. Bu arada yorum yaptıktan sonra takip edin lütfen. Burada sorumluluk alıp Ahmet seni arıyor, açmıyorlar, açmıyormuşsun Ahmet falan diye olmasın yani. Sonuçta kazanmış oluyorsunuz. O zaman bölümümüz devam ediyor. Herkese iyi seyirler. Bak, bu çok güzel. Sayım Özgür. Bu arkadaşlar hiç komik gelmiyor bana. Lütfen bu insanlar ile ortak proje yapmazsan sevinirim. Dankeschön. Yazmış. Şimdi bunu Ali Bey kardeşimiz bizim programın videosuna yazmış. Yani Özgür'e ulaştırmak istiyor olsaydı eğer muhtemelen Özgür'e yazardı bu mesajı. Ya bence zaten yazmıştır da Özgür'e. Yazmış mı? Yazmıştır. Oradan... Bir de biz Özgür Turhan'la 2 tane bölüm çektik. Yani 25 yıllık bir baraj ihalesine girmedik ki. Yani ortaklaşa ne bileyim ülkenin gündemine oturacak bir... Bu gibi kolektif işler de şöyledir abi. Mesela beni daha çok sever, seni az sever. Seni daha çok sever, beni az sever. Konuğu çok sever, bizi sevmez. Bu çok normal de. Özgür'e bizim net bir şekilde göreceğimizi bildiği yere. Yani bizi de üzmek için. Yani bana niye mesaj çekiyorsun? Bana mesaj çekiyor. Diyor ki Cem'ciğim numarana bir şekilde ulaştım. Özgür Turan sizle proje yapmasın. Siz komik değilsiniz. Tamam da bunu Özgür'e söyle abi. Yani bunu bizi niye üzüyorsun? Mesela dese ki Özgür Bey bu adamlarla bir yola girdiniz siz. Bu yol yol değil. Buradan çıkın dese onu anlarım ama diyor ki bunlarla bir proje yapmayın diyor. Sen izleme. Yani Özgür zaten kendi videolarını yapıyorsa sen onları izle. Bizle yaptığını izleme. Yani hani bir zararı yok ki sana. Yani izleme. Aynen. Niye bu kadar kafana taktın yani bunu? Bazı mesela bizim programları da şey yazan da oluyor veya Instagram'dan bana. Abi 3 yıldır seni izliyorum. Hiç daha gülmedim. Artık gülmeyeceğini anla yani. Sen demek ki bana gülmüyorsun ya. Bu saatten sonra ben tüm mizah algımı değiştirip senin takip ettiğin programları analiz edip hani seni güldürmeye yönelik bir kariyer planlayamam yani. Benimki bu. 10 yıldır ilişki içerisindeyiz. Ben galiba bu kızı sevmiyorum. 24 yıllık evliyiz. Bir şeyleri geç anlıyor demek ki. Ne yapacaksın abi ya? Abi küçük bir tavsiye. Hitap etmek istediğiniz kitle sadece futbol takip eden kitle değilse 10 dakika futbol şakası yapmayın demiş. Ha, burada haklı ama bence. Dayı biz bazen bir giriyoruz halı sahaya. Yok sıra sıra kaleye geçme. Yani belki izleyici kadın. Hayatı boyunca futbolla ilgilenmemiş. Yani 1-2 dakika yaparsın da. Abi radyo gol gibi oturmuşuz. Galatasaray'ın transferlerinde yanlışlar yapılıyor diye. Komedi programı. Bak hocam tamam doğru. Haklısın da. 21 bölüm çektik. 21 bölümde. Sadece 20 bölümünde futbol konuştuk yani. Bunu da abartılacak bir şey. Glasgow Rangers'ta kaç cezalarından bahsettiysek ne var ya? Ne var biz burada Malmö Beşiktaş maçının ilk 11'ini sayarak başladıysak ne var burada yani? Cem Bey 21 dakika çok. İnsanların işi gücü var 3 dakika yapın şunu demiş. Evet mantıklı. Şöyle ki program bizim açıldığı zaman bomba gibi. Sonuna kadar izlemen gerekiyor. 21 dakika dedim zaten 21 dakika izliyorlar. Yani şey muhabbeti var ya mesela hatta karikatür de vardı onun. Çekirdek çitlemeye başladığın zaman bitirene kadar çitlersin ya abi. Her ne olursa olsun yani. Deprem olsa kaçmazsın tamam mı? Çekirdek çitlersin falan. Adam salonda baba çekirdek çitliyor. Çocuğu da pervaza çıkmış pencerenin pervazına. Düşecek. Böyle çocuğu kurtarmak için daha hızlı çitliyor böyle. Hani bir an evvel bitsin de çocuk. Çekirdek gibi. Bizim program demek ki çekirdek gibi abi. Tabii. Alper de en sonunda gelen siyah dal.
Onu ya bir tane dal. Ben de şeyim. En son gelen içi açılmış biraz da bol tuzlu. Hani böyle tadına doyum olmayan var ya bir tane. Muhteşem ben de oyum. Kendi kendine övüyor gerizekalı. Bir de pohpoh okuyalım biraz. İyiyim hep kötüleri okuyacak halimiz yok. İyi de mesaj okuyalım. Klişeden uzak, zeka seviyesi yüksek, izleyeni yormadan belli bir kitleye hitap eden bir programla daha karşımızdasınız. Severek izliyoruz demiş. Sen o fikri kendine sakla kardeşim. O senin fikrin. Kimseyi de ilgilendirmez. Biz burada zeka dolu espriler yapıyoruz ya sen kalkıp... Aa çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın sağ olun. O kadar alışmış biz ki... Biz mi klişeden uzağız? Biz mi klişeden uzağız? Sen bana başarılısın diyemezsin kardeşim. Senin adına değil. Ne delirmiş. Çok sık eleştiri aldığımız bir konu bu da. Abi sizin yayınlarda neden sadece konuğun sesi iyi geliyor? Misafir diye çalışan mikrofonu ona mı veriyorsun? Öyledir yani mesela misafir geldiğinde tabii. İyi terlik misafire verilir değil mi? Evet evde mesela biz her zaman, sen her zaman oynarsın. Bırak o çocuk oynasın. Aynen. Ile yetiştiğimiz için biz her zaman konuşuruz. Bırak konuk konuşsun. Herhalde bu soruyu sana sormuş izleyicimiz. Abi sen ne zaman ünlü olacaksın demiş. Bugün ne? O bugün neciler var biliyor musun? Duruyor böyle. Abi şu toptancıya ne zaman gideriz? Bugün ne? Ya sen daha bugünün ne olduğunu bilmiyorsan sen toptancıdan ne alacaksın da nereye gireceksin acaba? Bir de bugün ne dediğin zaman karşıdaki şey diyor ya. Dün salıydı abi. Valla iki tane gerizekalı. Alper yeter artık şu kamerayı bir ortala. Kendini kaç bölümdür sinirlerim bozuluyor demiş. Şimdi arkadaşlar ben de şöyle söyleyeyim. Benim bu tarafta yatak var. O yüzden yoksa gitarı göstereyim ya da başka bir şey göstereyim. Bak görüyor musun benim yatağı burada? O yüzden yatağı örttü kapatayım diye böyle duruyor. Mantığı bu. Ama gitarı da kaldırmıyor oradan bir türlü. Yani. Arkadaşlar yok, yer yok gitar benim elimde diye ben göstermek için tutmuyorum bunu böyle. Bir dinleyici demiş ki sadece şey almış güldürmedi. Düşündürmedi de. Ya gülmek de arkadaşlar bence gülen kişiyle daha ilişkili bir şey. Sizin şu anda nereden izlediğinizi bilemiyoruz. Yatağında huzurlu bir şekilde bir izliyorsun. Bir yandan WhatsApp'tan sevgilinle kavga mı ediyorsun? Veya içeride olur da yani annenle baban kavga ediyordur. Onların sesini duyuyorsundur. Canın mı sıkkınken izliyorsun? Kafa rahat bir şekilde izleniyorsa güleriz zaten. Ama gülmüyorsan mutlaka bir yerde kavga vardır falan dedi. Taktı kavgaya. İzleyicimiz şey yazmıştı. İşin komik tarafı nerede? Yani belli ki sana göre burada değil yani. Aynen. İşin komik olmayan tarafı yazan çok oluyor. Arkadaşlar evet, bu programın adını işin komik tarafı değil de başka bir şey yapacak olsak belki de yaparız. Ne önerirsiniz? Yorumlarda yazın. Zaten artık yorumları okuyoruz görüyorsunuz. Ara ara bunu yapacağız. Bu programın adı ne olsa güzel olurdu. Hakikaten gerçekten içimize sinen bir yorum olursa değiştiririz değil mi Alper? Yani neden olmasın? Çünkü olabilir. Dünyanın en iyi program ismi olmadığı kesin. Ha dünyanın yani, en iyi programı olduğu kesin galiba. O da kesin galiba. Çünkü dünyanın en iyi programı olduğu kesin. Ama isim olarak biraz altında kaldı. Abi gözünde değişik bir şeyler oluyor bugün. Hayırdır inşallah. O bugün. Sadece keşke tek o gün olsa. Sen bir hikaye anlatmıştın. 8 aydır günaydın yazan bir takipçim vardı. Evet o yazmış. Abi 8 aydır günaydın yazan kişi benim ayıp olmuyor mu demiş. Senin yaptığın ayıp olmuyor benim yaptığım ayıp oluyor. Ya çok samimi bir şey tamam mı? Bunun kızılacak hiçbir yanı yok. 8 aydır günaydın yazan adama kızamam zaten. Şaka olsun diye anlatıyorum. Sadece şu. Günaydın diye döndüğünde veya başka bir şey söylediğinde artık o ikili flört haline geliyor. Yani iyi akşamlar ben yatıyorum abi. Abi ben duşa giriyorum var mı söyleyeceğim bir şey? Hani buna geliyor yani çünkü sürekli o kişiyle ilgilenemezsin ki. O da benimle sürekli ilgilenemez. Fakir ama vizyonsuz nedir abi? Nereden biliyorsun ki adam komşusundan para alıp gitmiş hiçbir şey kalmamış. O da elim boş gitmeyeyim demiş. Komik mi? İzledikçe sinirlendim. Fakir ama vizyonsuz yokmuş falan. Evet. O şeye kızmış. Bu Lupo konusunu konuşurken. Şimdi arkadaşlar biz bu konularda gerçekten gereğinden fazla hassasız. Biz hiçbir insanın kalkıp da son parasıyla çocuğuna ekmek bulamayıp doysun diye aldığı bisküviyle dalga geçecek halimiz yok. Sadece bu konunun sosyal medyaya yansımadığı gibi olduğunu biliyoruz. Çünkü o gün hatta meydana çıkmıştı. O Lupo alan kişi normal Lupo almış sıraya girmişti. Ve bunu yorumları gülerek okuyorum falan diye bir tweet atmıştı. Biz bunu gördüğümüz için paylaştık. Yani fakirliğinden dolayı son parası Lupo alsa bununla ilgili mizah yapacak en son insan biziz. Yani biz kendi fakirliğimizle ilgili şaka yaparız da başkasının fakirliğiyle ilgili şaka yapmayız. Ulan güzel cümle kurdum diye sevindim ya o yüzden cümleyi tam söyleyemedim. Arkadaşlar biz başkasının fakirli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 
değilim. Kediden bahsederken bir anda interneti kesilen amcadan bahsetmeye başladılar demiş. Canlı yayınlanmıyor ya, bir kurgusu var bu işin. Aynen. Biz de komik olan yerleri yayınlıyoruz yani. Aynen. Sen gülüyor musun?
gülmüyor musun? Soru bu. Yani gülüyorsan izle. Gülmüyor. Boş ver. Neye takılıyorsun? Arkadaşlar konudan Alperist konuya diyor ki izleyin. Gülüyorsanız gülün, gülmezsen siktir gidin. Yani şu anda iş buna geldi. Oğlum adamlar yorum yazmasın abi, mı insanlar? Şunu güldük, buna yorum, gülmedik. Abi mesela şöyle bir şey olabilir. İzlerken tam mesela gülecek mesela. Hayda. Şimdi bu kedi diyordu. Yaşlı amcadan bahsediyor. Abi böyle gülemezsin ki. Böyle boş ver abi sen de nasıl geçmiş konuya. Yani eğleniyorsan eğleniyorsundur. Şimdi çok güzel bir yorum var. Alper Üstegil müthiş adamsın ama tipin tam yumruk atmalık. Ulan, ha, ah yanımda olacaksın var ya. Bir de nasıl içten yazmış yani. Hatta onu yazarken muhtemelen yastığı falan yumrukluyordur. Belki de yani yastığına şey hani... Şey yapıyorsun ya mesela kalpli baskı sevgilini fotoğrafı. Evet. Belki senin fotoğrafını yastığa bastırdı. Geceleri böyle yumruklayarak yatıyor. Abi güzel bir yorum daha. Neye gülüyorsunuz abi? Söyleyin de biz de. Oğlum söylüyoruz ya işte. O öğretmen galiba. Abi söylüyoruz işte neye güldüğümüzü yani. Çok teşekkür ederim. Bu bunalım günlerde gülmek çok iyi geliyor demiş. Evet karantina dönemindendir inşallah bunalımın. Yani inşallah genel hayata bakışında böyle değildir. Böyleyse de çık. Alper'in tüplü bilgisayardaki kablolu bağlantısını iyileştirmek için ne yapılabilir diyor. Daha iyi bir bilgisayar. Katıl butonuna basabilirsiniz mesela. Katıl butonumuz aktif. 15 lira karşılığında Alper'e bir laptop alabiliriz 15 liraya. 15 liralık. Tarkanlı video için bir yorum yapmış izleyicimiz. Şu saçmalığı keşke yapmasaydınız olmamış demiş. Hemen altındaki yorum süper olmuş. Aynen. O çok denk geliyor ya. Mesela bazıları şey diyor. Alper Cem size bayılıyorum. İyi ki varsınız diyor. Altta işin komik olmayan tarafı. Alt aynı anda. Aynı insanlar. Ya bu şey çok enteresan abi. Yani iki farklı kafa, iki farklı görüş. Ama biz aynı insanız ya. Çok değişik bir psikoloji bence. Evet. Zaten Tarkan gelseydi anca bu kadar konuşabilirdik. Çok gerçekçi olmuş demiş. Tarkan gelse çok gerilirdik değil mi ya Alper ya? Önce zaten menajeriyle görüştük. Menajeri ultimatomlar verirdi. Mailler atırdı. Araya girerdi. O girerdi. En son Tarkan'ı aldığımızda. Yani düşünsene Tarkan'a. Tarkan abi bir saniye dediğimiz yani. Abi seni çok seviyorum. İleride çocuğuma Cemiş ismini koyacağım demiş. Soyadın Çilerse koy. Benim anlattığım bir hikayeden hikayeye yorum yazmış daha doğrusu herhalde izleyicimiz. Timuçin abi vardı. İzlememişim konusunu bilmem. Ne işim var Titanic filminde diye. Evet, onun da bir arkadaşı da şey demiş. Ben başkasının yazdığı kitabı okumam demiş. Abi çok, çok net ya. Mesela düşünsene tıp fakültesini kazanmış bırakıyor. Yani başkasının yazdığı kitabı okumam abi. Ben başkasının edindiği tecrübeden bilgi sahibi olmam kardeşim. Kendim açarım, kendim yararım. Dalak, akciğer hangisi öğrenirim. TUS'a da girmem. Gider muayenehanemi açarım. Kimi konuk alalım diye sormuştuk. Başka önerileriniz var mı diye. Çok gerçekçi bir yorum gelmiş. Ricardo Quaresma'yı aldın abi. Ne oldu? Halı saha maçı mı var? Hayır, Quaresma'yla biz ne konuşabiliriz yani? Evet, abi Trivela diyorsun. Değil mi? Trivela. Abi onu nasıl yapıyor? Bir gösterir misin diye saçma sapan talk show böyle. Hep böyle yeteneğini göstermeye çalışıp zaman kazanmaya çalışan talk showcular vardı ya mesela. Mesela diyelim adam sallıyorum ok şampiyonu olmuş tamam mı? Okçulukta olimpiyatta madalya kazanmış. Onun katıldığı programda mesela ok falan getiriyorlar, şey getiriyorlar. Adama böyle ok attırıyor. Ne yapıyorsunuz? Adamla bir konuşsana bir ya. Hayatı nasıl, kendi nasıl, bu işlere nasıl girmiş. Ok attırıyor ok. Bu Quaresma işte Sergen, Ronaldinho hani çok aşırı yetenekli olup ama biraz böyle haylaz olan, işini böyle biraz işinden kaytaran kişileri çok seviyoruz biz genel olarak. Bunun da herhalde ülkede en çok net ismi Sergen Yalçın'dır herhalde. Aynen. Abi Sergen futbola kendini verseydi şimdi dünyada parmakla gösteriliyordu abi. Sergen biraz koşsa Real Madrid'di biraz koşsa. Yani 100. yıllarda şampiyon olmuş, milli takımda oynamış falan. Yani Sergen zaten belki geldiği yere, istediği yere geldi belki. Bilmiyoruz tabii. Belki de gelmemiştir ama bunu örnek verirken bizim yani Sergen'in üzerinden aynı Fevzi abinin taksi şoförünü Fevzi abinin taksi şoförü Hüseyin de öyle abi. Bak çok iyi şoför. Çok iyi şoför ama sırtı Sergen gibi işte. İşine kendini vermiyor. Abi değil bir, yani. Abi Fevzi abi biraz daha bassa Formula 1'de çıkar. Vallahi bak. Biraz bassa Tem'de. Ben ona bas diyorum. Basmıyor. Kendini vermiyor abi. Kendini verse işte İstanbul'da parmakla gösterirler onu şoför olarak. Bana bir eleştiri var. Alper bu bölüm fazla komiktin. Esprilerin çok güzeldi. Bir daha olmasın demiş. Ama doğru Alper ya, yani bazen çok komik espriler yapıyorsun. Bir daha olmasın. Adam tüm 21 bölümün en iyi esprisini yaptı ya. Abi ben kendi düğünümde oynamadım. O seks partisinde oynamıyorum. Harbi çok iyi. Hangisi dedim yani? Ben 21 bölümde
Her bölüm çünkü. Biliyorsun sevgili Cemilçiler, IMDb diye bir sinema platformu var. Evet. İnsanların oy verdiği, ettiği ve burada birinci sırada Esaretin Bedeli var. Evet. İkinci sırada da The Godfather 1 var. Evet. Dünyanın en iyi filmi olacak film değil Esaretin Bedeli. Ayrıca HD film izle sitelerinden izleyen adam kaliteli yorum yapabilir. Ne alaka demiş. Esaretin Bedeli balon bir filmdir. Hiç kendinizi yormayın. Dünyanın en kötü filmi demiş. Esaretin Bedeli. Zaten bu yorumdan sonra HD film sitesindeki yorumcular iyi yorum yapabilir konusuyla alakalı ne kadar yanlış fikre sahip olduğunu belli etti. Esaretin Bedeli balondur, berbattır, saçmadır. Bitmiştir. Benim için bitmiştir. Sonuçta mahkum. Hapisten kaçıyor. Şimdi bak ben şunu anlayabiliyorum. Esaretin Bedeli ben sevmedim abi. Buna bir şey diyemezsin. Tabii sevmemiş abi. Ne diyeceğim? Aynen öyle. Ama herkesin yani bir saygı duyduğu bir platformda açık ara dünyanın en iyi filmi olarak görülen filme balondur demek biraz iddialı geliyor. Aynen. Şimdi mesela Esaretin Bedeli filmine balon diyen kişi muhtemelen tahmin ediyorum. Böyle aksiyon filmleri seviyordur. İşte Hızlı ve Öfkeli gibi hani o tip böyle evet. Filmleri seviyor olabilir. Bu da çok olağan ama yani balon demek... Abi nasıl balon? Yüz binlerce insan için dünyanın gelmiş gitmiş en iyi filmi olarak gösterir. Ha dünyanın gelmiş gitmiş en iyi filmi olarak görmüyorum da diyebilirsin. Çok evet. Net. Kimse de sana bir şey diyemez ama balon demek şişirilmiş balon. Cem İşçiler ve Alper Ustagil bu korona sürecinde çıtayı yükselttiniz. Korona bittikten sonra da ortadan kaybolmayın demiş. Yani kayboluruz. Yok oluyor. İşin komik tarafını biz de hakikaten çok büyük keyifle yapıyoruz Alper'le. İlk bölümlerde hani her gün çeker akşam paylaşırız dedik ama sonra iş gelen konuklarla beraber bizim adımıza biraz daha şey hale geldi. Ciddi hale geldi. Yani biz geyine yaptığımız şey. Alper'le radyoda da öyle yapıyorduk. Ha tamam izlenen programlarımızın izlenme sayısı yüz binler değil. Ama izleyicilerimize böyle güzel bir bölüm bırakalım istiyoruz. Çünkü YouTube şey değil yani canlı yayın yaptım Instagram'da kapattım gibi bir şey değil. Ömür boyu kalıyor. O yüzden işin komik tarafını elimizden gelince yaparız. Bir izleyicimiz de şey demiş. Bunu sahneye taşırmak ister misiniz demiş Cem İşçiler. Evet ikimiz de zaten sahneye çıkıyoruz bu arada. Bilenler biliyor tek kişilik gösterimiz ama bir gün bence Alper Temmuz'da falan düzeliyor evde işler Temmuz Ağustos. Konuklu falan bir deneriz. Güzel çekim 3-4 kamera. Evet yapılabilir. Bir gün tavuk dönerimden çivi çıkmıştı. Kasada hesap öderken bir tavuk döner bir de çivi demiştim. Adam çivi bizden olsun deyip pişti. Ya ikisi de süper ya. Süper müşteri süper esnaf. Aynen ya. Var ya ona yani tanık olsam, yetkili bir şey olsam ödül veririm yani. Bu mesela halk arası espri diye bir ödül olsa mesela böyle mesela ajanlar geçse. Sağda solda yapılan şakalara ödül versinler. Ben buna verirdim yani. Çok komik. Abi yavaş yavaş sizin ünlü tanıdıklar bitmeye başladı. Artık kimi alacaksınız demiş. Yani vallahi, evet. Bunu sabırsızlıkla bekleyen var biliyor musun? Biri öyle yazmış. Tanıdığınız ünlüler ne zaman bitecek? Sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Asıl büyük isim geliyor falan diye böyle şey vereyim mi? Pohpohlayayım mı? Asıl büyük isim geliyor. Biz bu arada konuklu yapmak için yola çıkmadık biliyorsun yani. Tahsin'i ilk aldık. Yine konuk olsun diye. Sonra onu aldık bunu aldık öyle gider gitti yani. Abi iyi ki varsınız gülüyoruz sayenizde. Fakat kesmeden kurgulamadan yükleseseniz de olur. Boşu boşuna yorulmayın biz size her türlü güleriz demiş. Kardeşim onu öyle yüklesek. Sonra da öyle dememiş. O soru da ben kendim ekledim o yorumu. Ben şizofrene bağlı. Abi yorumları okuyorum. Hayır, çok seviyoruz seni. Özellikle Alper Ustagil ona olağanüstü mizah anlayışı ve müthiş şakalarına bayılıyoruz. Alper abi yanındaki adam kim? Kırıcı olmamak için yorum yapmıyorum. Cemilçiler lütfen sen daha iyisin. Bu konseptte kredi harcamaya değmez abi demiş. Alper bir şey itiraf edeceğim. O yorumu ben yazdım kendi fake hesabımdan. Çünkü fazla böyle bir şey açıklayamıyorum. Ya, tabii altındaki ki... yorumu okuyorum. Altındaki yorumda şey elinize sağlık süper olmuş yine. Peki o zaman bitirelim. O zaman bölümümüze geçelim. Ömer Başdoğan, Nalet Bebe. Niki ile hepimizin tanıdığı konuğumuz var. Onu izleyin. Sonra yine beraberiz. Oluyor mesela bazen tüm izleyenlerinin sadece hayatını kendi programına adapte ettiğini düşünen böyle sabah televizyon programları var ya mesela şey diyor. Evet hanımlar şimdi reklamlar geliyor. Çaylarınızı demleyin. Birazdan beraberiz falan. O arada da ne yapacağını söylüyor. Evet tuvaleti falan temizleyin. 5 dakika sonra ver. Oğlum sana ne kadın istediğini yapar. Yani... Evet hadi kredinizi çekin bankadan hadi gelin çabuk. Evet IBAN'ları veriyoruz kredi mi çekersiniz evimi satarsınız ananızın altınlarını mı satarsınız bilmiyoruz TR 6800 843. Peki o zaman herkese iyi seyirler dilerim video daha bitmedi güzel bir bölüm oldu teşekkür ederiz. Hayır, bu bölümdeki yorumları da bekliyoruz arkadaşlar yorumlarınızın hepsini okuyoruz
Olumlu ve olumsuz. Problem değil. Keyifle okuyoruz. Bir de abone olmayı unutmayın. İstatistiklere bakın. Şey var ya bir daha abi. Ben olumsuz yorumları daha çok seviyorum abi, biliyor musun? Aynen. Olsa, asıl o değer katıyor, biliyor musun abi? ben küfürlü ona... yorumları daha çok seviyorum abi. Geçen istatistiklere baktım Alper. Bizi izleyen insanların %60'dan fazlası abone değilmiş kanalımıza. Yani kanalıma. Benim kanalıma. Yani abone olun. Yani abone olun ki görün programı. Yani sürekli Instagram işin komik tarafından da tabii takip edebilirsiniz. Bugün konuğumuz Ömer Başdoğan. Ömer, merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ben tek başıma almıştım. Evet. Ömer, şeyden rahatsız oluyor musun mesela? Evet, bugün Nalet Bebek konuğumuz falan. Yoksa Ömer Başdoğan denmesi daha iyi mi gelir? Yok, fark etmiyor ya. Yani biri Rumuz'um. Rumuz neydi yani? Chat'te olur değil mi Rumuz? MSN'li kim? Bağır Yanık Serseri 06 adlı Rumuz'umla katılıyorum genelde böyle programlara. Crazy Boy alt çizgi 86 FB. Yani aynen öyle, kendine gel Atlantin'i benimsin etutmen.com gibi yani, evet, çoğaltılabilir. Abi şimdi böyle ilk patlamasını Vine'da yaşayanlar, daha sonra sinema yapan veya Instagram takipçileri milyonlara bulan insanlar Vine'dan bahsedilmesini sevmiyor. Hani Vine fenomeni falan. Senin var mı öyle bir takıntın? Hani, yok abi, geldiğim yer belli yani. Aynen. Evet. Ben oyunculuk yapıyorum yani, dizide de oynuyorum, kendi filmimizi de yaptık, onun öncesinde iki filmde oynadım ama yani sonuçta benim çıkış noktam sosyal medya. Oyuncu ya da sanatçı gibi alınabilmem için benim daha çok yolum var. Biraz daha bir şeyler başarmam lazım ondan sonra. Şu an daha biz yolun başındayız. Ama bak ne kadar mütevazi, kendini bilen, kontrollü. Çok benim için çok yani taşınabilir bir konuşma oldu. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, bu konuşmayı yapan adam az önce Brad Pitt yumrukluyordu. Neyse. Ama hak etti. Ben kendimi ezdirmem Cemişler. Sen kendini ezdirir misin ya? Senden önce ben vurdum oğlum. İlk ben daldım Brad'e. Öyle muhabbet olsa Brad'le. Aynen öyle yani. İlk sen... ben daldım abi. Sen şimdi stand-up gösterisi yapıyorsun. Brad Pitt gelmiş yani, o sırada oturuyor. Bacakları üst üste. Bacaklarını bağlamış böyle. Etrafındaki de bu ne anlatıyor falan diyor. Ne yapacaksın? Üçümüz Brad Pitt'e dalsak, dövsek kimi çağırır acaba bizi dövmek için geri çevresine? Hollywood'dan mı? Valla hızlı ve öfkeli uzun bir adam. Neydi onun adı? Ha, adını bilmiyorum da ben olsam Jason Statham'ı çağırırdım. Ben de ona bir şey yapamam. Ya kanki zaten Jason Statham gelsin, ben kendim düşerim direkt yere ya. Valla hiç ben kendimi yormam. Ben sana direkt kendimi atarım yere ya. Jason Bey buyurun, ben kendi dişimi kendim kırdım diyor. Aynen yani. Öyle ya. Ben elim ayağımı ciletlerim yani, hiç sıkıntı yok. Jason Statham'dan dayak yerken şey diyor. Abi tutunamayanları seyrettin mi? Gördün mü beni orada falan? Ömer sen düşünmüyor musun sahne falan? Yok abi, benim tarzım değil ya. Tarzım değil derken... Yani eş dost arasında güzel oluyor ama o sahne falan başka bir şey ya. Yani o benim yapabileceğim bir şey değil. Cem İşçiler gibi bizim değerli büyüklerimiz, abilerimiz yapsınlar bu işleri. Şey oluyor ya Cem, sahneden sonra mesela çıkıp böyle beğenenlerden arasından, yakın çevreden veya böyle tanıdık vasıtasıyla falan gelenlerden şey diyor. Abi vallahi büyük iş, ben hayatta yapamam biliyor musun? falan diyenler. Yapamadığıyla övünüyor yani. Evet ya, mesela adamın diyelim ki bir balıkçısı var halde. Ben onun balıkçısına gidip abi kolay gelsin, ben var ya hayatta bu iş yapamam ben. Zaten yapmadığına göre yapmıyorsun yani. Şeyde de oluyor mesela, işten istifa edenler için böyle hani ayrıldı, başka bir yer açtı, dükkan açtı, başarılı oldu falan. Vallahi helal olsun, ben hayatta yapamam. İyice yapamadık abi, biz eşekliğimizde kaldık burada diye muhasebeci olarak falan. Ömer sen şey yapıyor musun? Mesela bir esnaftan bir ürün satın alacaksın, teknolojik marketten vesaire. Oradaki kasiyere veya çalışana çok iyi davranarak sana indirim verecekmiş hissiyatından böyle oluyor mu sende? Ben onu yapmıyorum da mesela bu kasiyerler falan çok sinirli oluyor ya. Evet. Şimdi onlar çok sinirli olarak, negatif olarak konuştukları zaman ben çok rahatsız oluyorum. Yani onun bana sinirli yaklaşması beni de sinirlendiriyor. Evet, bir dünya insanla uğraşıyorlar falan ama ben o muhabbete düşmemek için o kadar kibar davranıyorum ki onlara. Yani orada ürünün fiyatı mesela 10 lira fazla da yasa gıkımı çıkarmam yani. Ortamı bozmamak için. Ömer korkuyor resmen. Vallahi korkuyorum ya. Sindirmişler bak. Adamı ya. Ya yemin ederim korkuyorum ya. Yani ben şimdi gidip ya şunu biraz fazla mı olmuş dediğim zaman onun böyle oflaya poflaya o iş yapması falan beni korkutuyor. Anladın mı? Ben o yüzden... Kasiyer çok... dövmekten korkuyorum diyor. Yani dövmek değil de tartışmaktan korkuyorum. Yani bana orada ne dese ben ona kaburuyum yani. O an öyle bir duruma giriyorum kasaya gelince. Ömer, sende böyle bir esnaf tipi de var.
Yani çok başarılı bir esnaf olurdum yapsaydım. Yaptın mı hiç esnaf? Vallahi abi bir dükkan yapmadım falan. ama şöyle yaptım. Bak ben orta iki, 7. sınıftayken bizim bir akrabanın cep telefonu dükkanı vardı. Bak ben 7. sınıftayken o dükkanı açar kapatırdım, satış yapardım falan filan bayağı yapardım yani. Bir sene boyunca onu yaptım. Bir de benim şey mesela yani arkadaş çevrem falan hep esnaf, galerici, inşaatçı yani abuk sabuk tüm meslek dallarından arkadaşım var. Yani onlarla da hep iletişim içinde olduğumuz için bana artık bu ticaret adamı kafası benim içime yerleşti. Ticaretim çok kötü mesela. Hayatta ticaret yapamam. Para şeyim yoktur yani. Para hesabı bilmem. Ama onların çok güzel taktiğini yapabiliyorum yani. Evet evet. Çok iyi ticaret adamı oynarım. En garip mesleği olan kim? En garip ticaretle uğraşan çevrende? Şey var bizim Hakan var bu numune hastanesinin orada şey tabutçular. Tabut yapıyorlar. Hastanenin orada bir de. He tabii hastanenin karşısında kefenci. Kefen kumaşı. Vallahi tabut üzerine ayetli örtü. Abi şu tabii. İçeri öksürerek giren amca ne oldu? Öksürdü ya. Doktora sesleri acaba. Mesela bizim bir tane İsmail var. Şeyci. Otoservisi var Kartal'da. Yani yağmurlu günlerde falan çıkıyor caddeye kaza bekliyor. Hemen kaza olan arabaya çekiciyle yanaşıyor. Vallahi bak. Yani şimdi böyle arkadaşlar olunca ister istemez sana yansıyor ya. Bir tane arkadaşım var inşaatçı. En son şey satıyordu işte. Dezenfektan üretmiş onu hallediyordu. Hemen yani fırsatçı arkadaşlarım var. Ya şu korona mevzuu çıktığında mesela o kadar çok arkadaşım var ki her gün biri arıyor. Ömer 4 milyon maske var. Ömer 2 milyon maske var. Ömer 10 milyon maske var bir story at. Yani oğlum bir git. Anladın mı? Bizim çevre böyle biraz şeyci. Ticaret kafası çok. Evet ama fırsatçı değil. Sen mesela şey olurdun bence eğer mesela bu Vine sosyal medya televizyon işlerine girmeseydin. Ya ne iş yaparsan yap böyle sevilen bir esnaf olurdun bence. Hani ticaret çok bilmem diyorsun ama. Ben mesela senin dükkanına seninle takılmak için konuşmak için telefon almaya gelirdim ya da ne satıyorsan. Her gün iPhone alırdım. Bir top. Her gün. Yani sen her gün iPhone alırsan ben sana daha güzel muhabbet de yapardım yani. Konuşmakla kalmazdı bence. El ele çıkıyorlar dükkandan böyle. Abi ne abi her gün iPhone alıyor. Abi bugün... Güle güle çıkardım becem işte dükkana girip. Bugün bir haber gördüm abi. Michael Jordan kendisine gelen sadece 2 saatlik bir reklam filmi karşılığında 100 milyon dolar alacağı işi reddetmiş. Neden? Sormamış da yani ne oldu. Yani vakti yokmuş herhalde yani. Kabul etmemiş. Sen mesela 100 milyon dolar bir teklif alsan 2 saatlik bir iş deseler. Sorar mıydın işin ne oldu? Ağzını yırtarım onun var ya. Anasını anlatırım ne? Yani soyunmayacaksan ki soyunmam çok iyi olmaz. Sana da şey oluyor mu? Senin şimdi 1.5 milyona yakın takipçin var. Tabii ki bizden çok daha fazla oluyordur da. Geçen bana biri DM atmış. Uzun uzun yazmış. Ben story'de cevap vermeyi kapatmıştım. Kaydırmalı post attım diye. O meğerse tüm story'leri kapatıyormuş. Ben onu bilmiyordum Instagram'da. Mesaj çekmiş. Demiş ki abi biz seni işte samimiyetin için seviyorduk. Story'lere mesaj kapatman son derece yakışıksız kaldı. Ben seni takipten çıkıyorum demiş. Bir şey demedim ben de. 3 gün sonra abi kusura bakma geçen sene trip attım canım sıkıldı dedim. Takibi geri almış. Geri takip ediyorum. Ya var benim öyle olmaz mı abi? Benim sapıklarım var. Ya adam mesela sürekli karısına kızıyor bana sövüyor falan. Yani o orada oraya bir şey yapmış. Hatıra defteri gibi yapmış. Bir tane manyak var mesela benim mesajlarımı not defteri olarak kullanıyor. Ben görüyorum ama onlar bilmiyor tabii ben cevap vermediğim için. Aha, ben onlara mesela arada girip bakıyorum mesela. Notlara yazıyorum ne yapıyor ne yazmış diye. Herif bildiğin beni gizli not defteri yapmış. 2 kilo salça 4 kilo patates diye yazmış böyle alışveriş çıkarken. Yani bir de şeyler var mesela adam sövüyor. O sövünce sen de ona sövüyorsun. Adam diyor böyle yani onlar da kral döndü diyor. Abi peki son olarak yoğun bir sosyal hayatın var. Ben senin storylerini takip ediyorum. Arkadaşlarına görüşüyorsun. Oraya gidiyorsun, buraya gidiyorsun vesaire. Ankara, İstanbul'a gidip geliyorsun. Birdenbire şu boşluk, sakinlik, karantina dönemi neyi özetti sana? Neyi getirdi? Neyi kazandırdı? Neyi kaybettirdi? Ne oldu? Ya bir şey söyleyeyim mi abi? Ben evde oturmak diye bir şey varmış mesela. Ben onu öğrendim yani. Evde, vallaha bak evde hayat geçirmek diye bir şey varmış. Ya ben evliyim de aynı zamanda. Ya biz eşimle de İstanbul olmadığı zaman Ankara'dayken bile evde çok duran insanlar değiliz. Ben biraz şeyim, gezmeyi, oraya gitmeyi, buraya gitmeyi seven bir adamım. Eve sadece gün sonunda akşam gelip yani 10 dakika televizyona bak uyu gibi kullanıyorduk. Abi ben anlamadım ya. Yani ben 40 gündür kuş gibi evdeyim ya. Abi bizim ev 3+1'miş ya. Yeni öğrenmiş böyle. Vallahi benim ev 600 metrekareymiş. Ben öyle bir şey yok. 130 metrekare bizim ev.
B590 metre. İki balkon var, iki balkon var. O da brüte dahil. O da brüte dahil. Havuz var, o harika. O da ağzıma kaçırıyor. Kapalı otopark var, o sayılmıyor. Hiçbiri yok ya. Aman şimdi kapalı otopark benim en büyük derdim. Allah aşkına bana onu konuşmayın ya. Niye abi? Yani abi şu dönemde koronadan dolayı memlekette ne kadar kuş varsa benim arabama sıçıyor. Yani bizim mahallenin tüm kuşları toplanıyor geliyor benim arabaya sıçıyor. Ya ben yıkattırıyorum. Ertesi gün aynı araba. Yani ben bunların anasına mı küfür ettim? Ne yaptım bilmiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım. Yani ben bu kuşlara hiçbir şey yapmadım. Cemişler. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım ama ben çok mağdurum bu konuda. Balkonu yıkadım geçen. Biz 4 senedir şimdi evde olunca ben balkon yıkamaya falan başladım. 4 senedir biz balkona girmiyormuşuz. Abi balkona bir girdik var ya, Allah etmesin ya. Yani böyle şöyle kuş boku tabakası var. Spatularla girişti falan. Koronadan daha tehlikeli. Aynen başkan yani. Neyse hanımla girişti pataküde karşı binadan bana şakalar geliyor falan. Neyse onu o şekilde yaptım. Abi balkon baldık yer oldu. Çıktım geldim. Yemin ederim 25 dakika sonra ya patır patır gene yapıştırmışlar kuşlar. Balkona da iki kuş durmuş. Ben de story çektim biliyor musun? Şöyle elimde telek verdi. Telliği duvar attım. Kuşlar uçtu. Biri de yazmış ki yaptığın kuşlara ayıp değil mi? Ya kuşlar benim balkonuma sıçıyor. O yani o ayıp değil mi arkadaş yani? Ben bir duvara vurmuşum çok mu? Cemişçiler ben bu konuda çok biraz rahatsızım. Biraz da fazla konuştum. Kusura bakmayın ama yani. 2 saattir zorla konuşuyoruz adam kuş deyince. Abi bana yarım saat ver. Hiç konuşmayın. Yani işte bak evde olunca. İşte bak ben evde olup böyle şeyleri hayatta tasa yapacağımı düşünmüyordum ya. Ev bana bunu öğretti. Ömerciğim çok teşekkür ederiz katıldığın için. Eksik olma. Sevgili Cem İşçiler ben çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir yayın ve çok keyifliydi benim için. Eyvallah sağ ol. Bu korona zamanında evde olduğumuz bu günlerde insanların yüzlerini güldürebilmek amacıyla yapmış olduğunuz bu programlar bizleri ve halk çok mutlu ediyor. Hiçbir... Tamam şimdi... Silahı indirebilirler. Söyle, karşıda silah var değil mi? Direkt söyleyip kapattı. Halk çok zoom gitti be. Kapattı. Ömer yayından böyle mi gideceksin? Ayıptır abi. Abi dur bir saniye yani. Ha tamam. Bir daha alalım abi. Ya iyi oldu, iyi komik oldu. Söyleyeyim kapatıyor kamerayı. Yani bu süreçte evlerimize bu şekilde konuk olduğunuz için Alper ve sana çok teşekkür ediyorum. Ya bu millet eyvallah. Bunu unutmaz Cemişçiler. Vallahi Ömer samimiyetle söylüyorum. Ben de seni çok seviyorum. Instagram hesabını, yaptığın tiplemeleri, rolleri, doğallığını falan. Galaya çağırdım gelmedin ama. Yani. Ama oyunum vardı. Öyle bir gerçek de var tabii. Oyunum vardı. O gün çarşambaları bizim gösterimiz var yazdım ya. Yazdım ama cevap vermedin. Galaya çağırdı. Ömerciğim gösterim var. Hayırlısı olsun dedim. Hiç siklemedi cevap yok. Ben onu gördüm. Ben onu görmüşümdür. Bahane üretince. Tamam. Seni çağıran da suç zaten. Oğlum biletli gösteri ya. Ömer 25 insanı mağdur mu edeyim? Ama yok ya artık 250'lere falan çıktın yani. Cemişçiler sen de yani öyle şey yapma. İnşallah şu karantina bitince tekrar... Devam edeceğiz. Teşekkür ederiz katıldığın için Ömerciğim. Peki sen bu arada bir yeni metin falan çalışıyor musun? Benim yepyeni bir gösterim de var. Ama öbür sezon yapacağım. Ya 13 senedir aynı oyunu oynuyorum da ondan bir şey yapmıyor. Tamam okey. Olur mu oğlum? Anneannem hikayesini dedem olarak değiştirdim ya. Öyle mi yaptın? Babanın Clio vardı. Onu da tofaş yapmışım. Tamam bunlar hep yenilik Ömer. Yeni sezon gösteririz. Neyse hayırlısı olsun be. Eyvallah. Ömerciğim, konuğumuz Ömer Baştoğan'dı. İşin komik tarafının bu bölümünün sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Bay bay. İkinizi de çok seviyorum. Görüşmek üzere.